Tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Battaniyeli uykucu tavşanımızı örmeye. Kafasını bir önceki videoda anlatmıştım. 48 sık iğneye kadar arttırmasını yaptık. 12 sıra boyunca düz bir şekilde 48 sık iğnesini ördük. Şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Kesme işleminde ben burada 6-6 arttırdım ama 6-6 kesmek istemiyorum. Daha keskin bir bitiş istiyorum. Altı böyle biraz daha düz dursun, bombeli olmasın istiyorum. O yüzden şimdi 48 sık iğnemiz vardı. 2 ör bir kes yapacağım. Sıra başına kadar hep aynı işlemi yapacağım ve 36 sık iğneye düşmüş olacağız. 1 2 Bir tane kesiyorum. Hep sıra başına kadar artık 2 ör bir kes yapacağım. Daha keskin bir kesme işlemi yapmış olacağız. 2 tane örüyorum. 1 tane kesiyorum. Tekrar 1 2 Bir tane kesiyorum. Devam edelim. Bir, iki, bir tane kesiyorum. Bir, iki, bir tane kesiyorum. Sıra başına kadar gidelim. Bir, iki. Son ilmeklerimi de örüyorum. 2 tane örüyorum. 1 tane kesiyorum. 36 sık iğneye düşüyorum. 12 tane eksiltmem oldu bu sırada. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Şöyle 12 tane sık iğne eksilteceğim. Yine bu sırada 24'e düşeceğim. Bunun için de bir ör bir kes yapacağım. Biraz bekleteceğim. İpim dolandı maalesef. Siz bir ör bir kes yaparak sıra başına kadar örebilirsiniz. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Hep böyle yapacağım. Bir öreceğim, bir keseceğim. Yirmi dört sık iğneye düşeceğim. Bir örüyorum, bir kesiyorum, bir örüyorum, bir kesiyorum. Bir örüyorum. Sondaki iki ilmeğimi de beraber alıyorum. Bir kesiyorum. 24'e düşmüş oldum. Şimdi tüm sırayı kesme işlemine tabi tutacağız. Yani hep kes kes yapacağız. Hep iki ilmek iki ilmek beraber alacağız ve 12 sık iğneye düşüreceğiz. Biraz örelim. Yani biraz keselim. Daha sonra içine elyafını dolduralım. Sadece kesme işlemi yapıyorum. Ve burayı 12 sık iğneye düşürmeye çalışıyorum. Dediğim gibi keskin bir bitiş yaptım. Şöyle. Sadece kesme işlemi yapıyorum. Şöyle aralıktan da
Biraz elyaf dolduralım artık. Çünkü kafamız bitmiş oluyor artık. Kesme işlemimiz de tamamlandıktan sonra. Şöyle doldurdum. Bu sırayı bir tamamlayalım. Yetmezse biraz daha doldururuz kapatmadan önce. Kesmeye devam ediyorum. Şöyle kestim. Burada ipimi keseceğim önce. Şöyle bir miktar. Bunu kenara alalım. Şöyle çıkartayım şunu. Şimdi kalan kısmını bir dolduralım. Boş olduğunu düşündüğünüz yerleri. Şöyle tamamladık. Şimdi bir iğne yardımıyla bu açıklığı kapatmak istiyorum. İpliğimi iğneme takıyorum. Ve burada kalan ilmeklerimi çift çift topluyorum. Ha, tek tek de toplayabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Şöyle arada ipinizi sıkılamanız gerekiyor sadece. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi düzgün bir bitiş tamamladık. Bunu da içeriye çekiyorum. Ve ipimi kilitleyip kesiyorum. Şöyle kafamız tamamlandı. Şimdi gözlerini işleyelim, burnunu işleyelim. Vaktimiz yettiği kadar. Şöyle orta noktasından bir işaretliyorum. Burnunun geleceği yerleri. Bir bakalım.
Burnunun şöyle geldiğini düşünürsem ya da bir sıra aşağıdan bakalım ben sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ile 14. arasına iğnemi koydum. Yana doğru şimdi sayacağım. 1, 2, şöyle 3. Yine yana doğru sayacağım. 1, 2, 3. Şurası burnunun geleceği yeri olarak kabul edersem. Gözü de bakalım. Şöyle bir üstten, bir yandan bir üstten. Yine aynı şekilde bir yandan bir üstten desem. Önce bir işaretleyelim dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneden yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu şekilde. İşaretledik. Şuradan burnunu işleyelim önce. Herhangi bir yerden batıyorum. Şu ortadaki 3 ilmeğe gelecek şekilde şuraya şöyle batıyorum. Buraya minik bir burun yapıyorum. Bakın üçgen şeklinde birkaç kere aynı yere batıp çıkıyorum. Üçgenimin içini dolduruyorum. Daha büyük yapmak isterseniz tabii sizin tercihiniz. Şunları bir çıkaralım artık. Onlar bizim sınır belirleyicimizdi. Minik bir üçgen yapıyorum buraya. Üstüne de şöyle bir tane çizgi çekiyorum. Yine orta noktasından çıkıyorum. Aşağıya doğru şöyle bir çizgi indiriyorum. Bakalım düzgün mü diye. Evet, düzgün. Şöyle bakın. Bunu artık düğümleyip kaybedebiliriz. Kafası çok büyük olmadığı için ben çok büyük bir burun tercih etmedim ama dediğim gibi siz isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. Fazla iplerimden de kurtuldum. Geldik şimdi göz işlemesine. Aynı şekilde yan taraftan bir yerden batıyorum. İlk iğnemin olduğu yerden çıkıyorum. İkincisinin olduğu yere batıyorum. Ve önce bir aşağıdan herhangi bir yerden çıkıyorum. Bir bakıyorum şimdi ayarlayacağım. Kirpiklerinin nereye gelmesini istediğime bakacağım. Şöyle. Mesela biri buraya gelebilir. Yani 1, 2, 3.'ye gelebilir. Bir aşağıdan batıyorum. Yine bir yanından çıktım. Onu da şu şekilde yapabilirim. Yine bir yanından çıktım. Burası bakın dengesiz oldu. Bunu bir söküyüm ben. Şurası büyük oldu. Onu biraz küçültelim. Tek sık iğneden yapılan daha güzel olacaktır.
Şöyle etekten batıyorum. Yine yanından çıktım. Evet. Şimdi daha iyi. Evet. Yine karşı taraftan yine batıyorum. Yine aynı yerden bir çıkalım. Herhangi bir yerden bir tekrar bir çıkalım. Bir batalım şöyle. Yine bunda da 1, 2, 3.'den bir alttan çıkıyorum. Bunu bir ipimi aşağıya alıyorum. Burada da böyleydi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrar bir yanındakinden çıkıyorum. Bakalım arada iki tane bırakmışım. 1, 2, 3.'ye batmışım. Yine bir yanındakinden çıkmışım. Bu sefer de 1, 2 bırakıp yana doğru kaydırmışım. Yani şöyle. Şu şekilde batıyorum ve çıkıyorum. Bakın. Tamamlandı. Bunu diğer tarafa ulaştırmak için şöyle biraz içinde gezdirmem gerekecek. İğnem büyük olmadığı için şöyle gezdirelim. Bu da tamamlandı. Bu ipimizden de kurtulalım. Geldik şimdi. Kulaklarını birleştirmeye. Kulaklarını böyle örmüştük zaten. Şöyle ikiye katlayıp dikeceğiz. Tam başının orta kısmından bir tutturalım. Önce şurayı bir dikeyim. Sağlamlaştırayım. Daha sonra da bunu şöyle bir yerleştirelim. Bir bakalım yeri uygun mu? Hemen orta noktanın yanından dikiyorum. Dikelim bir bakalım. Bakın şu şekilde dikeceğim. Evet, şöyle kulaklarını bu şekilde dikeceğiz. Aynı şekilde diğer kulağı da buraya hemen yan tarafına dikmenizi isteyeceğim. Şöyle ben iğneyle tutturuyorum. Bakın şöyle. Kulakları böyle olacak. Geldik kollarına. Hani sizi de oyalamak istemiyorum. Aynı şekilde dikilecek çünkü. Önce iki ucunu yan yana getireceksiniz. Daha sonra da hemen ortadaki çizginin yanına dikeceksiniz. Şimdi kollarını bir ayarlayalım. Orta noktasını yine ortaya alıyorum. Ki öbür kolu da
yerleştirdiğimde sıkıntı çıkmasın. Şöyle bir yerleştireceğim önce. Şöyle. Her zaman iğnelemekte fayda var. Şöyle olacak kolları. Alttan da görünüşü böyle. Bu şekilde dikeceğiz. Ben iğnemi değiştirmek istiyorum. Daha sivri bir iğne ile. Kolları gövdeye bu şekilde dikeceğiz. Yani kafasına. Alt kısmında sadece kesme işlemi olduğu için örgüde haliyle iplik aralara girmekte zorlanıyor. Yanınızda kerpeten bulundurursanız her zaman daha iyi. Benim şu an yok. Normalde kullanıyordum ama onu unuttum ben. Yine şöyle dolaştırarak ipimi kaybedeyim. Fazlalığımızdan kurtulalım. Diğer kolu da hemen aynı şekilde dikelim. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ucuca getirdiğim kolları kafanın alt kısmına dikiyorum. Ortayı yine referans alarak. Bir kafadan, bir koldan alıyorum. Kolun birini biraz uzun kesmiştim ben. Onunla da kolların uçlarını birleştirmek için. Şimdi şöyle tamamladık. Bunu buraya bir sıkılıyorum önce. Bir kilitliyorum. Daha sonra da kolumun içinden yürütüyorum. Siz bunu ayrıdan da yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şuradan bir yerden bir çıkalım önce. Buraya da kilitleyeceğim. Ki ipim kaymasın, çektirme olmasın diye. Şöyle bir uç kısmından bir çıkıyorum önce. Yerini belirlemek için. Daha sonra da kollarını şöyle yan yana getireceğim ve orta noktasından dikeceğim. Yani şöyle getiriyorum. Karşı taraftan çıkıyorum. Bakın. Yine bir yandaki ilmekten batıyorum. Karşı taraftan çıkıyorum. Kolları şöyle olacak bakın. Birleşecek. Tekrar karşıdan çıkıyorum. Olabildiğince aynı sık iğnelerde batmakta fayda var. Bu şekilde karşıdan çıkıyorum. En son bu ipimi yine önce şöyle bir arkadan geçiriyorum. Yine bunu buraya bir kilitliyorum ki sıkıntı olmasın. Daha sonra aralarda geçerek ipimi kaybediyorum. Bu böyle. Şimdi battaniyesiyle de artık birleştirme zamanı geldi.
Ben böyle battaniye ile kolları dikme taraftarı olmadım. Nedenini de söyleyeyim. Yıkanması kolay olsun diye. Bunu da buradan geçiriyoruz. Ve uyku arkadaşımız tamamlanmış oluyor. Video birazdan kapanacak. Onu da söyleyeyim. Şunu da şöyle dikeceksiniz. Şöyle. Ve uyku arkadaşımız tamamlanmış olacak. Umarım benden isteyen arkadaşım memnun kalmıştır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.